7'den 70'e herkese sağlık dileyerek programımıza başlıyoruz. Akupunktur, nöral terapi, beslenme ve sağlık uzmanı, yardımcı doçent doktor Bekir Yıldız hocamızla birlikteyiz ve sizlere sağlıklı, huzurlu dakikalar geçirmenizi temenni ediyoruz. Geçtiğimiz hafta programımızda sudan bahsetmiştik, suyun hayati açıdan öneminden bahsettik. Birçok konuyu sizinle paylaşma içerisinde olduk ama eksik kaldığımız, bahsedemediğimiz, anlatamadığımız ve sorularınızı cevaplayamadığımız noktalar oldu. İnşallah bu hafta geniş hocamla beraber sizlere suyun önemini kaldığımız yerden aktarmaya devam edeceğiz. Evet hocam, su nedir diye bir hatırlamak adına sizden inşallah Bismillah diyerek programımıza başlayalım. Öncelikli olarak neden suyun üzerinde bu kadar durduğumuzu söylemek lazım. Suyun üzerinde çok duruyoruz ve bundan sonraki programlarda da su üzerinde durmaya devam edeceğiz. Çünkü su yaşamın kaynağı. Bu oranları daha önceki programlarda da vermiştik ama gene de tekrarlamak istiyorum. İnsan bedeninin totalde ortalama %60-65'i, gençlerde %70'i, bebeklerde %80'i sudan oluşuyor. Yani aslında biz içerisine böyle su torbacığı ya da baloncuklar düşünün. İçerisinde su doldurulmuş baloncukların bir araya gelip yapıştırılmasından oluşan bir varlık gibi düşünün insanı. İnsanı değil, tüm canlılar böyle. Tekrar söylüyorum, beynimizin %85'i sudan oluşuyor. Kemiklerimizin ki en kuru bölge dediğimiz kemiklerin bile yaklaşık %25'i sudan oluşuyor. %22-%25. Böbreklerimizin %80-85'i sudan oluşuyor. Yani biz suyuz. Öncelikli olarak insanlar suya bakarken ya da su içerken preslendikleri zaman, eğer ortalama 100 kiloluk bir insanı düşündüğümüzde, ayrıştırıldıklarında bunun 70 kilogramının, 70 litresinin su olduğunu bilmeleri lazım. Bir de aslında proteinlerde, karbonhidratlarda ve yağlarda o yapı içerisinde gizlenen bir su vardır. Mesela biz o sudan hiç bahsetmiyoruz. Yani bir yağı ya da bir glikozu, şekeri oksijenle yaktığınız zaman gene ortaya su çıkar. Bu da gizli su. Biz ondan hiç bahsetmiyoruz. Yani biz onu, o suyu bu yapı enerji içerisinde ya da işte gıdalar içerisinde bizzat gıdanın yapısına gizlenmiş o karbon hidrojen moleküllerinin içerisinde gizlenmiş ve oksijen tepkimesiyle ortaya çıkan sudan hiç bahsetmiyoruz ki bu da vücudun ihtiyacı olduğu zaman su üretmek için kullanmış olduğu başka bir sistemdir. Su nedir diye sorduğumuz zaman su iki hidrojen ve bir oksijenden oluşan, yani iki hidrojen bir oksijenden oluşan kimyasal formül olarak bir madde. Ama suyu diğer tüm sıvılardan üstün kılan, farklı kılan, olağanüstü kılan çok farklı özellikleri var. Mesela su hem sıvıdır, hem gazdır, hem katıdır. Su renksizdir, kokusuzdur, tatsızdır aslında. İçerisine mineraller girmeye başladığı an
suda bir tat oluşumu başlar. Su çok üstün bir çözücüdür. Evet. Çözücü. Suda iki tür kuvvet vardır. Bunlar çünkü bakın şimdi suyun derinini bilmeden suyun üstün özelliklerini, o iki hidrojen ve bir oksijenden oluşan bu yapının derinliğini bilmeden birçok şeyi algılamamız da mümkün değil. Yani ben de yeterince bunu algılayabildiğimi söyleyemem. Evet. Biz de her geçen gün birçok şeylerin daha çok farkındalığına varıyoruz. Anlamaya, öğrenmeye çalışıyoruz. Su mesela, suyun bir kılcal boru sistemi içerisinde akma özelliği vardır. Bunu hangi kohezyon ve adezyon dediğimiz suyun iki gücü var. Kohezyon, su molekülleri birbirini çekerek, böyle birbirleri üzerinden atlayarak hareket ediyorlar. Ve bu sebepledir ki 50 metrelik bir ağacın veya 70 metrelik bir ağacın en tepesindeki yaprağın en ucuna kadar su ulaşabiliyor. Başka bir varlıkla ya da başka bir maddenin bunu yapabilme şansı yok. Hayat, yaşam böyle var oluyor. Hocam, şimdi suyla alakalı tabii tıbbi açıdan siz ne kadar önemli olduğunu izleyicilerimize aktarıyorsunuz. Evet. İnsanlık tarihi açısından şöyle geçmişimize baktığımızda medeniyetlerin kurulduğu yerler genellikle sulak alanlar ve suyun olduğu yerler olmuş. Hayati önem taşıması açısından canlılığın renk renk bulunduğu yerler yine suyun olduğu alanlar olmuş. Suyun olmadığı yerde hayatın olmadığını hepimiz biliyoruz. Şimdi su terapisi, geçtiğimiz günlerde sizin notlarınızı okurken böyle bir başlıkla karşılaştım. Bunu sormadan önce, su terapisiyle alakalı sizden bilgi almadan önce, Sivas'ta Divri ilçesinde Divri Ulu Cami var. Mengücekler zamandan, Selçuklar zamandan kalma bir tarihi cami. Gidenler, gezenler çok iyi bilirler. Görmeyenlere de bir an evvel gidip gezmelerini tavsiye ediyoruz. UNESCO Dünya Mirası listesinde olan çok önemli tarihi bir eser. Buranın cami kısmının, Divri Ulu Cami'nin bir de Darüşşifa kısmı var. Darüşşifa kısmına girdiğimiz zaman o zamanlar ruh sinir hastaları oraya gelip tedavi görüyorlarmış. Ortasında çok geniş bir alan ve o alanın ne olduğunu sorduğumuzda dediler ki buradan o zamanlar su akarmış. Suyla tedavi edilirmiş hastalar. Ve tabii o suyun birleşme noktasının bulunduğu yerden, odalardan gelen ekstra hastaları tedavi edici Kur'an-ı Kerimler okunurmuş. Suyla buluşarak oradaki işte ruh sinir hastalığına göre bir de sesler her odadan farklı şekilde hastaların odasına ulaşırmış. Ve bu bir tedavi yöntemi. Bizim o günkü tarihi bilgilerden elde ettiğimiz, kaynaklardan elde ettiğimiz bilgiler bu yönde. Şimdi suyun hem maddi anlamda, hem manevi anlamda, hem sıhhat anlamında, hem de baktığımız zaman ruhsal anlamda birçok faydasının olduğunu görüyoruz hocam. Şimdi izleyicilerimizden bize gelen sorular oldu geçtiğimiz hafta bugünle. Sorular genellikle ya su elimizin altında. Tamam ama biz niye iyileşemiyoruz? İşte suyu içiyoruz. Niye biz işte hastalıklarımızdan kurtulamıyoruz? Veyahut da yine sizin notlarınızdan öğrendiğim bir bilgi diyeyim hocam. Sizin paylaşmış olduğunuz bir bilgi. Su o kadar basit ulaşabileceğimiz bir ilaç ki buna para ödemiyoruz. Ve dolayısıyla bunun da kıymetini bilmiyoruz. Eğer bunu herhangi bir cam şişe içerisine veya herhangi bir kapsülün içerisine hapsetmiş olsalar ve bunu milyarlarca liraya bir pazar olarak sunmuş olsalar insanlara, belki de çok yüksek meblağlarda para ödeyip onu alacağız. Bugün baktığımızda tarih itibariyle de söylüyoruz. Petrol savaşları yaşanıyor ama önümüzdeki günlerde suyu kaybettiğimiz zaman su savaşları da
maalesef insanlık yaşayacak gibi gözüküyor. Bu da böyle kısa anekdot olmuş olsun hocam. Paylaşmış olalım. Suyun sadece maddi beden olarak değil de manen de birçok şeye faydalı olduğunu buradan izleyicilerimize aktarmış olalım. Evet hocam, biz sudan sıkça bahsettik. Suyun önemini kısmen anlamış olduk. Biz günlük hayatta çeşmeden olsun veya işte damacanalar içerisinden olsun, cam şişelerden olsun, işte çeşmelerden olsun, kaynaklardan olsun, farklı farklı yerlerden su içiyoruz. Şimdi bizim bu içmiş olduğumuz sular sizin bahsetmiş olduğunuz bu etkileri vücudumuzda gösteriyor mu? Örnek, ben 2,5 litre su içen birisiyim. Fakat suyu nereden alıyorum? Gidiyorum marketten alıyorum. Ulaşabileceğim en kısa yer neredeyse oradan alıyorum. Bu haliyle o su sizin bize söylemiş olduğunuz bu etkileri verecek mi? Yoksa bizim bu suyu içerken daha farklı şeylere de dikkat etmemiz gerekiyor mu hocam? Evet, şimdi tabii su terapisi dediğimiz zaman insan doğayla bütün olan bir varlıktır. İnsandaki, yani daha doğrusu bizler doğanın frekanslarıyla yaşıyoruz. Mesela Schumann frekansı belki daha önce de söylemiştik. Yani biz doğayla, doğanın titreşimiyle, uygun bir titreşimde olduğumuz süreç içerisinde sağlıklı kalma imkanımız var. Şimdi bu titreşimler bozulduğu zaman işte hastalıkların da altyapısı oluşmuş oluyor. Şimdi su terapisi tabii sadece içilerek olan bir terapi değil. Su terapisi. Neden değil? Şimdi siz şöyle düşünün. Suyun yaymış olduğu, doğal bir akarsuyun kaynağının yaymış olduğu titreşim vücudunuz tarafından hissedildiğinde, vücudunuza bu titreşim geldiği zaman rezonans dediğimiz o titreşimde sizin titreşiminiz arasında bir ahenk, bir birleşme ortaya çıkıyor. Dolayısıyla sizin iyileşmenizde çok önemli bir katkısı var bunun. Şimdi meşhur bir adam var, meşhur bir hekim, Japonyalı Masaru Emoto diye, bilenler bilirler. Masaru Emoto deneyleri var. Şimdi bu deneylerde suyu alıyor, o suya güzel bir cümle söylüyor ya da mesela Kur'an'la ilgili 90 Esma-ül Hüsna ile ilgili de çalışmalar yapmış birisi. Evet. Şimdi suya siz Allah ismini söylediğiniz zaman, Celal ismini, işte Refik ismini, yani Esma-ül Hüsna'dan söylediğiniz zaman ya da olumlu cümleler, güzel cümleler kurduğunuz zaman, o suyu sevdiğiniz zaman, sevginizi aktardığınız zaman, olağanüstü bizim o hegzagonal yapı dediğimiz altıgen kristallerin mükemmel bir şekilde oluştuğunu görüyorsunuz. Evet. Ama aynı suya sen kötüsün, sen çirkinsin, senden adam olmaz. Şimdi ailelerin ya da bizim çocuklarımıza söylediğimiz noktaya geliyorum. Senden adam olmaz. Ya bu iş böyle olmaz. Allah belanı versin. Değil mi? Evet. Bu cümleler kurulduğu zaman da bakılmış ki suda bir kaos var. Çok kötü bir yapılanma var. O harika kristal yapı. Çünkü kristal yapının olması neden önemli? Çünkü enerjiyi açığa çıkaran, enerjiyi veren, bağlantıyı kuran, canlılığı veren o kristal yapı. Onun için sular arasında farklar oluşuyor. Ya da onun için biz kaynak sularını çok önemsiyoruz. Bozulmamış suları önemsiyoruz. O kristal yapının bir kaos düzeni içerisinde kötü, enerjisi düşük, böyle depresif bir yapıyla oluştuğunu görmüş ve bununla ilgili sadece Japonların çalışması yok, Rusların inanılmaz çalışmaları var bu konuda. Şimdi hocam parantez içerisinde
hemen unutmadan sormuş olayım. Tabii suyun bu haliyle birlikte hava da bir etken olarak, eğer kaliteli bir hava varsa suyun da kalitesi bu manada ön plana çıkmış oluyor. Hava kirliliği yüksek bir yerde doğal kaynak suyu içiyorsak onun etkisiyle bunu mukayese edebilir miyiz hocam? Şimdi tabii hava kirliliği başlı başına bir sorun. Evet. Ama tabii ki bedenimizi, hani biraz önce dedin ya, insanlar biz 2,5 litre su içiyoruz ama niye iyileşmiyoruz diyorlar ya. Evet. Çünkü hastalığın bir tane sebebi yok, 1001 tane sebebi var. Yani bedeni bir kap gibi düşünelim ve hastalık oluşturan sebepleri de o kaba dökülen musluklar olarak düşünelim. Şimdi o musluklardan ya da o kanallardan o kaba ne kadar çok bir akıntı gelirse kısa sürede o kap dolar. Ne yapmak lazım? O kabın çabuk dolmamasına izin vermek. Çabuk dolmasına izin vermemek lazım. Hava kirliliği bu kabı dolduran çok önemli bir sebeptir. Su içmemek ya da kalitesiz kötü su içmek bir sebeptir. Aldığımız gıdalardaki boş kaloriler, GDO'lu ürünler, kimyasallar, hormonlar, katkı maddeleri, bunlar bu vücudu dolduran kaplar, bu kabı dolduran olumsuz faktörler. Hepimiz şehir insanıyız. Şehrin stresi, gürültüsü ve şehrin nazarı, şehrin kötü bakışları, kötü aurası, kötü enerjisi hepsi bir araya geliyor ve bizi hastalandırıyor. Şimdi hastalıkların bu anlamda onlarca sebebi ortaya çıkmış oluyor. Nasıl iyileşebiliriz? İyileşmek için önce, tabii biraz konu sapmış oldu ama bence bir cevap olsun diye söylüyorum. Evet, sonra hocam, asıl konumuza döneriz. Su her şeyin temeli, evet, ama bu arada tabii suyu oluşturan etkenler var. Tabii, H2O tabii dedik, hidrojen tabii, ve tabii, oksijenden tabii bahsettik hocam. Hava tabii da önemli suyu iyileşmek için. Evet. İyileşmek için hastalığı ortaya çıkan sebepler üzerinde yoğunlaşıp bunları anlamak lazım. En büyük sorunumuz, hep ben farkındalık cümlesini çok veya kelimesini çok kullanıyorum. Evet. Çünkü biz farkında değiliz. Hastalığız, hastayız ama bu hastalığı oluşturan sebepleri sorgulamıyoruz. Neden hastayım ben? Bir organda hasar oluştu ama bu niye oluştu? Neden oluştu? Bunun bir sebebi olması lazım. Ha, burada tabii hekimlerimize de büyük sorumluluklar düşüyor. Ama bir tıp hekimi olarak, bir doktor olarak ben maalesef şu cümleyi kurabiliyorum. Aldığımız eğitim süreçleri içerisinde, işte tıp fakültesi hayatı, uzmanlık dönemini, 10-15 yıllık bir süreç. Bu süreci ele aldığımızda bize su bu kadar önemli mi? Bu bize anlatıldı ama farkındalık oluşturulmadı. Bakın, farkındalık farklı bir şey. Beslenme, evet, anlatıldı mı? Tabii ki anlatıldı. Ama beslenmenin bu kadar önemli olduğu konusunda bizde bir farkındalık oluşturulmadı. Yani bugünkü birçok hekimimizde bilgi açısından çoğunda bir sorun, bir problem yok ama bu işin ne kadar önemli olduğu konusunda çok büyük sorunlar var. Bu da aslında ciddi bir sağlık sorunu, ciddi bir eğitim sorunu. Belki büyük cümleler kurmuş gibi olacak ama maalesef ben kendi gördüğümü söylüyorum, hissettiğimi söylüyorum. Bir anlamda kendimi biraz da şanslı hissediyorum. Çünkü düşün diyorum, bu böyle olmaması lazım. Yani bir yerlerden farklı bir yakalama, farklı bir çıkış noktasının olması lazım. Sonra bakıyorsunuz ki hastalığın adının hiçbir önemi yok. Evet. Hastalığın adının hiçbir önemi yok. Hastalığı oluşturan
sebepler önemli. Yani en zayıf halkadan kopma söz konusu. Yani hastalandıran bir süreç var. Evet. Yani sizi hastalandıran, enerji akışını bozan ve bir takım semptomları ortaya çıkartan bir süreç var. Onu biraz önce söyledik. Bunu oluşturan sebepler kendi kişisel yapınıza, durumunuza göre, biraz da genetiğin de tabii bu işte az çok bir etkisi var, tamamen değil. Çevre şartlarının etkisi var. Bakıyorsunuz, bende bir kalp sorunu olarak ortaya çıkabiliyor. İşte öbüründe bir bağırsak sisteminde sorun olarak çıkabiliyor. Diğerinde diyabet, diğerinde hipertansiyon. Birisinde romatoid artrit, osteoartrit. Fark etmiyor. Yani burada hastalığın adının ne olduğunun bir önemi yok. Süreç en zayıf halkadan kopartıyor ve siz oradan bir şikayet algılıyorsunuz. Şimdi hocam, yani vatandaş olarak, bir şahıs olarak hastalıklarla alakalı en son noktada doktora müracaat edenlerdeniz. Toplum olarak da böyle. Evet. Herhangi bir yerimizde bir ağrı, bir sıkıntı, bir problem olduğu zaman müracaat ediyoruz. Şimdi son zamanlarda özellikle medyada, diğer TV kanallarında en çok bahsedilen konuların başında beslenme ve sağlık geliyor. Evet. Bu şunu gösteriyor, toplumun bugün buna fazlasıyla ihtiyacı var. İşte bugün biz sudan bahsediyoruz ki geçtiğimiz haftadan bu yana şöyle medyayı takip etme fırsatı buldum. Konu yoğunlukla su olmaya başlamış. Yani bu güzel bir gelişme, hoş bir gelişme. Ve insanlar suyla alakalı artık bir şeyin farkına varma noktasında müracaatlarının o olduğunu hissetmeye başlamışlar. Bizimle konuşan dostlarımız, arkadaşlarımız yine aynı şekilde bizlere Twitter olsun, Facebook üzerinden olsun, sosyal medya hesapları üzerinden olsun soru soran dostlarımız, izleyenlerimiz suyla alakalı, sağlıkla alakalı birçok konuyu bizlerle paylaşıyorlar. Sizin de bahsettiğiniz gibi sağlık veya hastalık bir süreç. Yani hasta oluyorsanız aslında bir anda olmuyorsunuz. Belirli bir aşamadan sonra bunları yaşıyorsunuz. Susuzluk, diyoruz ki su içmelisiniz. Vücudunuzun işte ağırlığı ne kadar onu üstle çarpın. İşte 70 ise 2.1 mililitre su içmeniz gerekiyor. Ve bunu içtikten sonra bir takım sıkıntılardan kurtaracaksınız. İşte baş ağrısı yaşıyorsanız, depresyon, stres problemleriniz varsa bunların birçoğunu geçtiğimiz hafta siz bahsettiniz hocam. Susuzluğa bağlı olarak bizlere ifade ettiniz. Bir izleyicimiz, ismini açıklamayan bir izleyicimiz demiş ki, hocam demiş, biz su içiyoruz, sizin dediğinizde yapıyoruz. Günlük 2 litre, 2,5 litre onu ayarladık. Fakat bu bizi sık sık tuvalete çıkartıyor. Şimdi böyle de bir sıkıntı oluyor. Ne yapacağız hocam demiş. Gülü seven dikenine katlanır. Bunun bir zararı var mıdır diye. Yani şimdi şöyle söyleyeyim ben size. Hocam. Şimdi az su içiyoruz ya. Evet. Az su içtiğimiz zaman mesanenin uyarılma noktasıyla hızlı su içtiğimizdeki uyarılma noktası farklı. Hocam yani, şöyle sözünüzü burada kesmiş olayım. Evet. Reklamlardan sonra bu soruyu cevaplayalım. Tamam, tamam. Ve sosyal medya üzerinden bizlere soru sormak isteyen izleyicilerimiz Facebook, Twitter ve Instagram üzerinden sorularını iletebilirler. Hocamız burada sorularınızı cevaplayacak. Reklamlardan sonra görüşmek üzere. Evet değerli izleyenler, programımız tüm güzelliğiyle devam ediyor. Reklamlardan önce hocamıza suyu içtiğimiz zaman çok sık tuvalete çıkılıyor. Bununla alakalı fayda zarar ilişkisi hakkında bize bilgi verir misiniz demiştik. Hocam söz sizde. Evet, önce şunu söylemek lazım. Gülü seven dikenine katlanır. Yani eğer fazla miktarda su içersek tabii ki normalden daha fazla idrara çıkacağız. Bu sorun olarak görülmemeli. Öncelikli olarak söylemek istediğim o. Ama tabii ki bazılarımız çalışıyor, bazılarımız evde, bazılarımızın yaşı gereği
idrar kesesiyle ilgili bir takım hassasiyetler ortaya çıkıyor. İnsanlara, ben diyorum ki hastalarıma, kendinizi buna göre organize edin. Eğer, tabii şimdi şöyle, su, bizim illa suyu sabahtan öğlene kadar ya da öğleden akşama kadar içme diye bir zorunluluğumuz yok. 24 saatlik bir ritimden bahsediyoruz. Siz kendinizi en güvende gördüğünüz, tuvalete en rahat ulaşabileceğiniz bir mekan ya da bir durumda, iş yerinizde ya da evinizde bu su içimini fazlalaştıracaksınız. Biraz fazla gideceksiniz. Ama şunu da söyleyeyim, zaman içerisinde mesane, idrar torbası bu duruma alışıyor. Yani o fazla suyun gelmesine alışıyor. Ve buna dair bir uyum geliştiriyor. Bir müddet sonra o çok yoğun çıkmalar mutlaka azalıyor. Yani o öyle devam etmiyor. Bir süre sonra mesane kompliyansı dediğimiz mesane uyumu devreye giriyor. Neden sık çıkıyoruz? Çünkü mesane belli bir ritme alışmış. Biz az su içiyoruz ya, mesane de o az suya alışmış. Yavaş 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 doluyor. Ama sonra su içmeye başlayınca birden ne oluyor ya diyor böyle. Bu kadar suya alışkın değilim ben. Dur bunu bir atayım diyor. Evet. Ve sık çıkma dediğimiz olay ortaya çıkıyor. İçmeye devam edersek bir müddet sonra bu şikayetlerde minimum %30-%50 düzelme olur. Ha şunu da demiyoruz ya, tamam siz aynı suyu içeceksiniz ama günde iki kere. Bu bir kere şey, matematiksel olarak mümkün değil. Neden? Çünkü fazla içtiğiniz zaman fazla idrar oluşacaktır ve fazla miktarda idrar boşaltacaksınızdır. Bu da doğal bir süreçtir. Bunu bir hastalık olarak, bir sorun olarak algılamamak lazım. Buna alışmak lazım. Evet. Yani biz de öyle yapıyoruz. Bazı günler oluyor ki yani bazen su alımını çok fazlalaştırdığımızda ben mesela 5-6 saat içerisinde 3 kere, 4 kere tuvalete gidebiliyorum. Yani siz de gidebilirsiniz. Bu bir hastalık değildir. Bu normal. Aldığınız sıvıyla alakalıdır. Su aynı zamanda iyi bir idrar söktürücüdür. Şey, tabii yani vücutta biriktiği zaman başka mesela su ne yapar? Suyla beraber tuzu da atarsınız. Vücuttaki tuz oranınız azaldığı zaman ne olur? Vücuttaki fazla ekstra suları da ödem dediğimiz, sizde şişkinlik oluşturan, lüzumsuz bir takım sıvıları da, suları da atmış olursunuz. Dolayısıyla siz fazla miktarda idrar yaparsınız. Hocam tam da çok su içmenin üzerine sorabileceğimiz, geçen hafta da izleyicilerimizden gelen bir soruydu bu. Evet. Doğru su alımı ile alakalı bahsedecek olursak ve hangi suyu tüketmemiz gerekli diye. Evet, çok güzel. Bence işte evet, hocam, işin kırılma noktası burası. Neden işin kırılma noktası burası? Biz sulardan bahsederken ölü sular ve canlı sular diyoruz. Yani İnsanın da ölüsü canlısı var, suyun da ölüsü canlısı var. Biz canlı su tüketirsek o bizde bir canlılık, bir hayat oluşturuyor. Şimdi canlı su, peki hocam şimdi nedir? Şimdi şöyle söyleyeyim, en canlı su, insan elinin en az değdiği, kimyasal kirlenmenin hiç olmadığı, işte o bölgede gökten yağan yağmurların yer altına işlemesiyle doğan kaynaklardan oluşan sudur. Şimdi bu çok idealize bir su değil mi? Yani evet. Böyle bir suya İstanbul gibi nüfusu 15-20 milyon olmuş bir şehirde ulaşmak mümkün değil. Biz hangi sulara ulaşıyoruz? Biz plastik şişelerde paketlenmiş, çok yaygın olarak tüm marketlerde satılan kaynak sularına ulaşıyoruz. Şimdi bu kaynak sularını ne yapmak lazım? Aslında soru bu. Bu kaynak sularını mı tüketmek lazım? Çeşme suyunu mu tüketmek lazım? Burada iki tane tercih edeceğimiz yol var. Birincisi, bu kaynak suyunu alırsınız, basit bir takım canlandırma işlemleri yaparsınız. Aslında bunları biz ihmal ediyoruz. Mesela onu bir cam şişeye koyup şöyle bir 15-20 dakika çalkalasak, bakın bu çok basit bir şey. O bile suya bir hayat, bir canlılık, bir akışkanlık veriyor. Sudaki o
doğan ısıdan dolayı oluşan bir iyonizasyon var. Yani suyun alkalili olma özelliğini aktive etmiş oluyorsunuz. Aslında suya canlılık veren de bir anlamda ondaki hidroksi iyonunun oranı. O basit bir çalkalama işleminde bir miktar bunu elde edebiliyorsunuz. Bu bile bir canlılık verir. Eğer o suyun içerisinde siz bir miktar kaliteli bir Himalaya tuzu koyarsanız gene canlılık verirsiniz. Ne demiştik? Su bilgiyi anında depolar ve kendini hızlı bir şekilde dönüştürür. Yani suyu mesela ben ne yapıyorum? Benim evimde bir kuvars taşı var. Evet. Kuvars taşını koyuyorum. Ve çocuklara muhtemelen şimdi bizim eşim ve çocuklardan beni dinleyen vardır. Onlar da şahittir. Şimdi kuvars taşıyla bekletilmiş suyu bir bardağa koyuyoruz. Bir de normal bir aynı su ama kaynak suyu aynı su. Suyun markasında, modelinde bir değişiklik yok. Ama birisi kuvars taşıyla beklemiş bir 18-24 saat akşamdan koyuyorsun. Kaynak suyu derken hocam normal marketten aldığınız damacana suları diyebilir miyiz? Damacana değil de işte 5 litrelik veya evet, maksimum yani plastik şişe içerisindeki bir su. Öyle. Şimdi çocuklar şunu bana müteaddit defalar dediler. Ya baba bu su daha bize lezzetli geliyor. Evet. Israrla ama bir kere iki kere değil. Yani suyun tadını bile o kuvars taşı değiştiriyor. Bakın tadı. Neden? Çünkü kuvars kristali su içerisinde bir o kristalizasyon bir değişime neden oluyor. Onu reorganize ediyor. Ölü suyu canlandırıyor. Bu bile bir şey yani basit de olsa bir canlandırma işlemi. İçerisine bir az bir sirke katmanız, az bir limon sıkmanız değil mi? Bunlar da suya bir canlandırma, bir alkali özelliği katıyor. Bunun haricinde tabii piyasada ben bununla ilgili bir takım araştırmalar yaptığımda gördüm ki fiyatı 6-7 milyarları bulan alkali suyu alkali yapan sistemler, cihazlar var. Yani bunlar tabii ki olağanüstü. Mesela normal bir çalkalamayla siz bir birim hidroksi elde ediyorsanız bunlarla 1000 birim elde edebiliyorsunuz. Ve bu ne kadar? Şimdi bu hidroksi iyonu neden önemli? Şimdi suyu canlandırma neden önemli? Aslında bir de onu sormak lazım. Niye evet. Canlı su diyoruz biz? Neden canlı su? Çünkü canlı su ya da alkali su demek, siz vücut ne demiştik? Geçen programlarda da söyledik. Vücut her an, her dakika, her saniye asit üreten bir sisteme sahip. Arabanızın egzozundan ne çıkıyor? Asit çıkıyor. Karbondioksit çıkıyor değil mi? Yani asidik bir madde çıkıyor. Mitokondri dediğimiz bizim ana enerji santrallerimiz yakıtları tükettiğinde, yaktığında ortaya asitler çıkıyor. Asitik bir yapı çıkıyor. Şimdi siz alkali ya da bazik bir canlı su içtiğiniz zaman bu redüksiyon, indüksiyon reaksiyonları vardır ya kimyada. Siz ne yapmış oluyorsunuz? İşte vücudun üretmiş olduğu bizi yaşlandıran, hastalandıran ve bizi her geçen gün daha çok zorlamış olan o serbest radikalleri tamponlamış oluyorsunuz. Yani olağanüstü bir vücut tamponlama kapasitesi kazanmış oluyor. Ve o en önemli enerji üreten mitokondrilerimizi çok sağlıklı, çok güçlü bir yapıya büründürmüş oluyoruz. Evet. Yani suyun sadece, yani mesela su muhteşem bir temizleyici. Mesela ben size kanı örnek vereyim. Kan insana hayat verir. Değil mi? Tabii kan insana hayat verir. Ama kanın da %94'ü sudur. Yani ve işte bir ilk cümlelerimizde suyun çözücü özelliklerinden bahsettik, adezyondan bahsettik, kohezyondan bahsettik değil mi? İşte sıvı gaz bunların hepsi işte hayat için gerekli şeyler. Bu su böyle bir şey. Hocam taşımayı sağlıyor su.
Suyu tekrar dönecek olursak evet. canlandırma, suyun canlandırılma sayesinde bu kadar önemli. Bizim evet. normal herhangi bir pet şişe içerisinde veya damacanada herhangi bir kabın içerisinde bulunan su normalde ölü su olarak tabir ettiğiniz bir su olarak geliyor. Yani maalesef bu taşıma esnasında çünkü suyun DNA gibi, kainat evet. gibi spiral dönerek akma özelliği var. Girdap oluşturarak. Onun için tüm ırmaklar, tüm akarsular, tüm dereler bakın dümdüz ip gibi değildir. Bu suyun evet. adezyon ve kohezyon gücünden gelir işte. Böyle kıvrılarak, girdaplar halinde döne döne akar su. Şimdi biz normal o pet şişelerin içerisinde, plastik kapların içerisindeki suyu cam bir kaba, hele hele kuvars taşı varsa onun bulunduğu bir kaba 5 evet. dakika çalkalama yöntemiyle veya birbirine dökerek yaptığımız zaman bu suyu canlandırmış oluyoruz. Evet. Şimdi programımızın başında bir şey sormuştum su terapisiyle alakalı. Ona güzelliklerden bahsederseniz o onun etkisini alır. Eğer kötülüklerden bahsederseniz yine kötü bir etki alır demiştiniz. Bu canlandırma esnasında biz ona ayet okusak, Esma-ül Hüsna'yı okusak ve bu suyu bu şekilde canlandırırken bu suyu içmiş olsak bununla alakalı neler söylersiniz hocam? Muhteşem derim. Tabii evet. şimdi o kadar çok kafamız bilgiyle yükle dolu ki hangisini söyleyeceğimizi unutuyoruz. Evet. Yani birçok aslında belki burada bahsetmemiz gereken birçok meseleyi bu yükten dolayı atlamış da olabiliriz. Ama tabii bakın o Emoto, Doktor Emoto'nun Kur'an okunurken çekilmiş fotoğrafları var. Yani insanlar bunlara rahatlıkla ulaşabilirler. Su da muhteşem bir kristalizasyon oluşmuş. Tabii ki. Evet. Yani duanın gücü sudan gelir. Bakın ağızdan çıkan her cümle, gözden çıkan her bakış, beyinden çıkan her düşünce enerjidir. Ve bu sizin bedeninizi oluşturan o %70 gizli suyla beraber bana göre, benim öngörüme göre insanın %85'i neredeyse su. Çünkü bakın şunu söyleyeyim, bir insanı yakın, yaktınız ya, geriye bir kilo, bir avuç tuz kalır. Tuz, bildiğin tuz kalır. Schuster bunu 100 yıl önce demiş ki, Alman bir bilim adamı, insanı yakarsanız geriye tuzu kalır. Hakikaten inceliyorsun o tuz. Yani beden bu kadar yoğun bir su içeriyor. Dolayısıyla o her bakış, her düşünce, her dua suyun kristal yapısını, organizasyonunu etkiliyor. Ve eğer siz Kur'an okuyarak, ayet okuyarak, Rahman, Rahim, Allah gibi, evet. çünkü bunlar hep olumlu şeyler göstermiş. Rabbimiz zaman, böyle yaratmış. Şimdi suyu canlandırma izleyenler... Veya muhteşem canlandırıyorsunuz. Muhteşem. O ekstra oluyor. Evet. O zaman biz izleyicilerimize diyoruz ki, kıymetli izleyenler, normal marketten aldığınız herhangi bir kabın içerisinde bulunan pet, plastik, cam, siz bunu canlandırma işlemini doktorumuzun tavsiyesi üzerine bir 5 dakika çalkalayarak canlandırmış oluyorsunuz. Eğer kuvars taş bulundurma imkanınız varsa, temin edebiliyorsanız o cam kabının içerisinde kuvars taş koyarak daha da canlandırmış oluyorsunuz. Bu işlemi yaparken, bu 5 dakikalık çalkalama işlemini yaparken de yine ayet okuyarak, Rabbimizin o güzel Esma-ül Hüsna'sını okuyarak bu işlemi yaparsanız çok 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 daha kıymetli bir su içmiş olacaksınız. Hem maddi anlamda hem de manevi anlamda suya vücut doymuş olacak. Hocam, şimdi doğru su alımıyla alakalı, hangi suyu tüketmekle alakalı geçen haftadan gelen bir sorumuz vardı. Şimdi Yüksel Tokur Beyler sormuşlar bizlere, günümüzde çok yaygın olan su arıtma cihazları suları sağlıklı mıdır diye sormuş. Evet, çok güzel bir soru. Şöyle söyleyeyim, şebeke sularında sorun oluyor. Gerçi şimdi İstanbul'da yaşıyoruz. Yani şu anki bizim içinde bulunduğumuz musluklardan akan sular ne kadar sağlıklı? Bu konuda ben olumlu ya da olumsuz bir cümle kuramayacağım. Evet. Ama
suyun hafızasından bahsetmiştik. Şimdi ne kadar arıtılırsak arıtılsın, arıtılırsa arıtılsın, bir maddenin kendisi olmasa bile, atomu olmasa bile onun frekansı, izi suda kalıyor demiştik. Evet. Dolayısıyla bir su ne kadar, mesela eskiden kurşun borular, değil mi? Demir borular kullanıyordu. O boruların içerisinden geçerken ondan ağır metal almama ihtimali var mı? Yok. Ya alıyordu, mutlaka alıyordu. Şimdi o su bir sürü işlemlerden geçiyor. Arındırılma işlemlerinden geçiyor. İşte dağlardan geliyor, barajlarda toplanıyor, bekletiliyor, süzülüyor, geliyor. Şimdi bu ideal bir su mu? Bu ideal bir su değil. Şimdi çeşmemize biz bir arıtıcı cihazı taktık. Bu suyu arıttık, değil mi? Evet. Şimdi bakın şöyle bir şey var. Bir suyun olgunlaşması bazen 1000 yılı alıyor. Su basit bir şey değil. 1000 yıldan bahsediyoruz. Kaynaklardan doğuyor ya. Her bir katmandan geçerken biz topraktan geldik. Biz toprağız. Su da o topraktan gelirken o toprağın bilgisiyle, donanımıyla geliyor. Biz hafız şey bilge sudan bahsetmiştik. İşte o su bilge su. Yani gerektiği kadar kendi yapısının özelliğine göre oradan minerallerini alıyor. Suyu incelediğimiz zaman suda birçok mineralin olduğunu görüyoruz. Siz suyu arıttığınız zaman ne yapıyorsunuz? Aslında yaşam için gerekli olan bu minerallerinden yoksun bırakıyorsunuz. Yani eğer siz arıtmadan kastınız ondaki ağır metalleri almaksa sorun yok. İşte civayı, kurşunu, kadmiyumu alacaksanız mesele yok. Ama doğal olarak o kaynağından gelen sodyumunu, potasyumunu, manezyumunu, sülfatını, çinkosunu, molibdenini yani esansiyel elementler dediğimiz o kısmı da alacaksanız o zaman ben bu suyun çok da sağlıklı ve ideal bir su olduğunu söyleyemem. Ha şu olabilir. Arıtma sistemi koyduğunuz takdirde evinize kurduğunuz zaman şunu yapın derim. Yani ben pragmatist olma taraftarıyım. Yani buradan benim arıtmaya karşı olduğum falan da algılanmasın. Eğer içebilirsiniz ama arıttığınız zaman en azından o tuza, o suya Himalaya ya da kristal tuz dediğimiz içerisinde tüm elementleri içeren o tuzdan katın. En azından oradan bir mineral alma şansınız olsun. Tabii yüksek miktarlarda katın demiyoruz ama mutlaka öyle bir katkıda bulunun. O suyun şeyi oluşsun, canlılığı oluşsun, mineral altyapısı oluşsun. Evet. Yapılandırmaya gelince, evet. İyonize. Şimdi su iki türlü. Bunu anlamak lazım. Arıtmayla, suyu arıtmayla, suyu canlandırma çok farklı iki kategori, iki kavram. Yani birisinde musluğunuza bir sistem kuruyorsunuz ve bu sistemden gelen suyu arıtarak işte onun içerisindeki mesela ikiye ayırıyorsunuz. Asidik suyun asidik kısmını bir kenara, alkali bir kısmını bir kenara alıyorsunuz ama tamam su tatlı oluyor, su canlı oluyor. Ama bir yandan da dediğim gibi birçok değerli mineralin gitme olasılığı var. Atabildim ama iyonizasyon işlemi nedir? İyonizasyon işlemi elektroliz ya da hidroliz dediğimiz yöntemle suya bir enerji vererek suyu parçalıyorsunuz. Bir tarafta hidrojen ortaya çıkıyor, bir tarafta hidroksi iyonları ortaya çıkıyor. Ve sistem hidroksi iyonlarının olduğu kısmı alarak, yoğunlaştırarak size veriyor. Yani normalde bir suda bir birim hidroksi iyonu varsa siz bu iyonizasyon işlemiyle bunu 300-400 katına çıkartabiliyorsunuz. Peki bu iyonizasyon işlemini biz nasıl yapacağız? Evlerinde izleyen izleyicilerimiz bu işlemi yapmak istiyor. İyonizasyon için tabii ki çok mesela 300, 200-300, 500 liralık cihazlar da var. 5000, 6000, 7000 liralık cihazlar da var. Bu tamamen bu işte... Benim gördüğüm kadarıyla Japonlar
çok iyiler. Yani çok çok iyiler. Koreliler bu işte çok iyiler. Zaten iyonize suyu dünyaya tanıtan ya da şey yapan Japonlar olmuş. Japonlar bunu olağanüstü kullanıyorlar. Japonlar bunu bitki seralarında kullanıyorlar. Bakın biz içmeye kullanamıyoruz. Yani işin maalesef böyle bir kötü tarafı var. Biz içmeye kullanamazken adamlar seralarında yapılandırılmış iyonize su kullanıyorlar. Ve bakıyorsun yani adamların seralarında yetiştirdiği domates daha bir iri, daha bir canlı, daha bir lezzetli. Ve kullandığı su miktarı da daha az. Yani kaliteli su kullanıyorlar hocam. Efendim? Kaliteli su kullanarak kaliteli ürün elde ediyoruz. Evet, yapılandırılmış su kullandığınız zaman elde ettiğiniz sonuçlar da yapılandırılmış ve güzel oluyor. Evet. Yani bu imkan meselesi. Şimdi öylesi vardır ki ekonomik olarak kendi iyi bir durumdadır. Çok en son, en iyi, en kaliteli cihazı ya da en ideali kendisine göre kullanabilir. İmkanı olmayan da ama gene iyonizasyon yapan bir cihazı alıp kullanabilir. Ha şu da olur, hem iyonizasyon hem arıtma bir arada kullanabilirsiniz. Ama geldiğimiz noktada yani iyi bir sudan bahsediyorsak, şehirden bahsediyorum. Evet. Yani kaynağından içilen sudan bahsetmiyorum. Hiçbir şey doğalın yerini tutamaz. Benim en samimi inancım budur. Doğallık başka bir şey. Eğer doğal bir su varsa, kaynağından akan bir su varsa oradan için, afiyet olsun, doldurun, tüketin. Bu böyle bir su için herhangi bir işlemde, yani birçokları diyecek ki ya gene yapalım. Ben hocam, yani doğala dokunmamak lazım diyorum. Bizim çünkü şeyimiz bu, felsefemiz bu, doğala dokunma. Reklam aramız var. Reklamlardan tamam. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet, değerli izleyenler, hocamıza hangi suyu tüketmek gerekir diye sorumuzu sormuştuk. Programımız reklamlar akabinde devam ediyor. Buna ilaveten hocam, bir izleyicimizden yine gelen sorumuzu size sormak istiyorum. Avrupa'da su olarak maden suyu tüketilmekte. Doktor Bey, maden suyu mu, normal su içmemizi mi önerir diyor Sedat Turan. Harika. Önce çocukla ilgili. Onu yine aynı şekilde o soruyu da sormuş olayım hocam. Semih Can Sağlam diyor ki 1,5 yaşında kardeşim var. Kaç litre su içmeli günlük diyor hocam. Evet. Şimdi 1,5 yaşında bir çocukla ilgili hemen şunu söyleyeyim. Çocukların susama algıları son derece gelişmiştir. Yaşla beraber biz bunu kaybederiz. Ve onun için deriz ki yaşlandığınız zaman günlük tüketeceğiniz su miktarını bilin, onu tüketin. Ama çocukların şöyle bir özelliği var. Çocuklar susadıklarında su içerler. Çünkü susama reseptörleri ve algıları onların bizim gibi körelmemiştir. Yani onlar açlıkla susuzluğu karıştırmazlar. Bu açlığı ve susuzluğu birbirine karıştırma işi yaşla ortaya çıkan bir süreç. Ve kronik susuzluk nedeniyle ortaya çıkan bir süreç. İnsanlar yeterince su tükettiklerinde tekrar bu açlıkla susuzluğu ayırma özelliklerini kazanabiliyorlar. Bu farkındalık oluşabiliyor. Ama kilogram olarak söylersek 1,5 yaşında bir çocuk tahmin ediyorum 15 kilogram falan olur. Yani ona kilograma 40-50 mililitre. Yani ne yapar? Yani 750 cc. 1 litrenin 4'te 3'ü gibi. Bir su yeterli olur. Evet. Yani bir bardağı 200 yani düşünün. 3 su bardağından biraz fazlası gibi. 3,5. Bu çocuk için yeterlidir. Ama onları merak etmesine gerek yok. Çocuğa suyu tuttuklarında eğer o susamışsa hemen içer onu. Peki benim de torunum var. Evet hocam. O hemen hiç suyu tuttuğunu zaman onu içiyor yani hiç öyle bir şey yok. Anne sütüyle beslenen çocuklarda su ihtiyacı olur mu hocam? Tabii ki olur. Tabii ki olur. Yani anne sütü susuzluğun ihtiyacını karşılar mı? Hayır efendim, karşılamaz. Hele bizim annelerimizin sütü hiç karşılamaz. Evet. Çünkü bizde şöyle bir algı var. Biz çocuğu
normal oda sıcaklığında bile 7 kat poğaçaya sarıyoruz. Bir çocuğun bedeninin %80'i su. E ne oluyor? Sardınız, sardınız. Bu sebeple bakın sebepsiz bebek ölümlerinde, bunu ben söylemiyorum ama bunu bir çocuk ekibi söylüyor. Bu işi araştırma yapan. Sebepsiz kundak ölümlerinde ki en büyük sebebin bu susuzluk olduğuna dair bir takım bulgular elde etmişler. Anlatabildim mi? Yani elbette ki çocuğun kaç aylık olduğunun, yani tabii 40 günlük bir bebekten bahsetmiyoruz yani. 2 aylık olmuş, 3 aylık olmuş mutlaka. O su ağzına tabii ki kaynak sudan bahsediyoruz. Orijinal, temiz, güzel sudan bahsediyoruz. Bu sudan verdiğinizde eğer onu emiyorsa veya kaşık tuttunuz onu yutuyorsa bırakın yutsun, korkmayın. Hiçbir şey olmaz. Verilmesi lazım. Çünkü bebekler dehidrasyona, yani kronik susuzluğa ya da ani susuzluğa, ikisi de olabilir, erişkinlerden çok çok daha hassas. Bu nedenle su verilmelidir. Evet hocam. Maden suyuyla ilgili bir soru sormuştunuz. Şimdi acizane kanaatim şudur. Su, sudur. Suyun yerini hiçbir su tutamaz. Bu maden suyu olur. Bu sonradan uydurulmuş içecekler dediğimiz sular var ya. Evet. İçerisi katkılandırılmış sular. Bunlar olur. Hiç fark etmez. Gerçek, doğal, temiz bir suyun yerini hiçbirisi dolduramaz. Maden suları genelde içerisinde bir takım mineraller olan sular. Ama vücut bu minerallerin zaten çok büyük bir kısmını kullanamıyor. Çünkü maden sularındaki mineraller hücre içerisine girebilecek kadar kristalize olmamışlar. Daha kaba. Bir kilit anahtar gibi düşünün. Şimdi kocaman bir kilidiniz var, ufacık bir anahtarınız var. Oradan geçmez ya, bu da onun gibi. Maden sularındaki mineraller bu yapılardan kolayca geçemiyorlar ya da çok az bir kısmı geçiyor. Dolayısıyla zaten içilen bu maden sularının büyük bir kısmını vücut atıyor. Yani normal bildiğimiz doğal su dışındaki sular için su kelimesini kullanmamak lazım. Maden suyunu da çok tüketmemek lazım. Benim naçizane görüşüm. Günlük tüketen susudur açısından mesela ben maden suyunu çok seven birisiyim. Ben tüketmek istiyorum. Bir cam şişe yeterlidir. Bazıları buna haftada bir der, 3 günde bir der, 5 günde. Bana göre 250-200 cc'lik şişeler var ya, onlardan bir şişe içtiğimi tamamdır. Evet, yani fazlasını içersek bunun zararı var diyorsunuz hocam. Bizim işimiz suyla. Evet. Su. Biz su diyoruz. Doğal, temiz. Bakın, bana hastalar geliyorlar, diyorlar ki hocam ben su içmiyorum ama daha önce de konuştuk bunu. Ama bu o kadar yaygın bir sorun ki. Ben su içmiyorum ama diyor, ben diyor çay içiyorum, kahve içiyorum, Nescafe içiyorum, meyve suyu içiyorum. Bunların hiçbirisi zinhar asla, asla, asla su değildir. Bunlar kimyasaldır. Sıvı kimyasaldır. Kimse üzerine alınmasın. Ama bunlar su değildir. Su başkadır. Evet. Çünkü onun içerisinde sonradan oluşturulmuş o şeylerin içerisine, içeceklerin içerisine ne konulduğunu bile bilmiyoruz. Tabii ben bundan ayranı istisna tutuyorum. Evet. Ayranı istisna tutuyorum. Ama hangi ayran? Köy mayasıyla yapılmış doğal yoğurdun ayranından bahsediyorum. Orası önümüzdeki günlerde gelecek. Yani siz evinizde ekşi mayayla mayalayacaksınız sütünüzü ve ondan ayran yapacaksınız. O kaynak suyuyla bitti. O birim ondaki su yerine geçer. Ya da taze sıkılmış sebze suları. Evet. Bunların içerisindeki su da siz günlük içeceğiniz sudan düşebilirsiniz. Mesela 1 litre sebze suyu içmişseniz 2,5 litre su yerine 1,5 litre su diyebilirsiniz. Ama 1 litre ya da 10 bardak çay içmişseniz
çok net söylüyorum. 10 bardak çay size fazladan bardak hesabıyla 3 bardak, 2,5, 3 bardak su kaybettirdi. Yani evet. Sizde kronik susuzluk oluşturdu. Sizin var olan su rezervinizi de tüketti. Onun için ısrarla söylüyoruz, herkese söylüyoruz, her hastama söylüyorum. İçerisine katkılandırılmış, renklendirilmiş, tatlandırılmış maddeler konulan hiçbir sıvı su değildir. Çok hocam, bunun akabinde birazdan size soracağım kronik susuzluğun neden olduğu rahatsızlıkları. Ama ondan önce Recep Davut'tan gelen bir tweetimizi sizle paylaşmak istiyorum. Merhaba, merhabalar efendim. Su zehirlenmesi hakkında hocamızdan bilgi alabilir miyim? Ve yine güzel bir sorusu var. Aşırı su içmek sağlığımızı olumsuz anlamda nasıl etkiler demiş. Şimdi aslında bu soruyu kısmen cevapladık şimdi ama. Şimdi bakın bizim yolumuz orta yol. İhtiyacınız şimdi hastalarımla ilgili veya insanlarla ilgili şu cümleyi kuruyorum. Dünyanın en doğal, en organik, en saf, en sağlıklı, en harika gıdası ne? Onu aldınız, yediniz mi? Eğer gereğinden fazla yemişseniz bu sisteminize zarar verecektir. Çünkü sistemin bir kapasitesi var. O kapasiteyi zorlamamalısınız. Su için de aynı şey geçerli. Biz insanlara 5 litre, 10 litre, 20 litre su için demiyoruz ki. İhtiyacınız olan kadar için. Bu da bu ihtiyaçlar da günlük yaşam ritminde insanın kendisi tarafından belirlenir. 70 kilogramlık bir insan için günlük eğer normal sedanter bir ev hanımı tarzında ya da büroda çalışan birisi olarak yaşıyorsa maksimum 2,5 litre su yeter. Ama bir fırın işçisi ise saat başı 750 cc su ilave etmesi lazım. Yani bunun anlamı nedir? Bir fırın işçisi 6 litre su içiyorsa normaldir. Çünkü vücudu sürekli su kaybedecektir. Ha burada sorun ne? Su zehirlenmesine geliyoruz. Şimdi siz suyu fazla attığınız zaman terleme ile ve idrarla suyla beraber tuz kaybedeceksiniz. Aslında su zehirlenmesi demek vücutta tuz eksikliği demektir. Tuz eksikliği. Su zehirlenmesinin sebebi vücuttan atılan tuzun yerine koymamasından kaynaklanır. Bunun çözümü de nedir? Ben hep söylüyorum. İsterseniz vaktimiz olursa onun tarifini de vereyim. Sole hazırlayın diyorum. Sole. Evet. Tuzlu sole. Zaten sole tuzdan hazırlanır. Himalaya tuzundan. İçeceğiniz her bardağa ondan 2-3 damla koyarsanız su zehirlenmesi diye bir risk hiçbir zaman olmaz. Yeri gelmişken soralım hocam. Doğal tuz veya işte Himalaya tuzu, kaya tuzu dediğimiz tuzlar, yani bunlarla alakalı izleyicilerimiz merak ediyorlardı. Bir de evde kullandığımız, normal marketlerden almış olduğumuz tuzlar var. Bunlarla birbirini mukayese ettiğimiz zaman tuz kullanacağız, suyu kullanacağız dedik. Az önce su zehirlenmesinden, bunun da tuz eksikliğinden bahsettiniz. Peki biz doğru tuzu hangisi olarak kullanmalıyız? Yani bunu tedavi amaçlı kullanmamız gerekirse. Şimdi önce tuzu iyi kavramak lazım. Bundan 100 yıl önceki insanların tuzla ilgili algısıyla benim nenemin, babaannemin tuzla ilgili algısıyla benim algım farklı. Benim çocukluğumda bizdeki tuz şuydu. Gelirdi kocaman kocaman tuzlar. Değirmene, bir taş el değirmeni vardı nenemin. Ona böyle öğütürdü güzelce. Hem biz tüketirdik o tuzdan hem de hayvanlarımız tüketirdi. Modern zamanlarda hayvanlarımız tüketiyor ama insanlar tüketmiyor. Böyle garip bir açmazla karşı karşıyayız. Şimdi tuz dediğimiz zaman tuzu iyi tanımlamak lazım. Modern tuz dediğimiz tuzda iki tane element vardır. Sodyum ve klorür. Bunlar vücut için yaşamsal öneme haizdir. Bunlar olmadan yaşam olmaz. Tamam, burada sorun yok. Ama mesela modern tuza ne katılır? Alüminyum katılır.
sonradan eklenir. Aksın diye rahat tuz tanecikleri yapışmasın. Güzel güzel aksın böyle. Aka aka gitsin diye. Ondan sonra flor konulur. Ama bunlarla ilgili de bir takım ciddi araştırmalar var. Deniliyor ki Alzheimer alüminyum kökenlidir zaten. Bir alüminyumun beyinde birikme hastalığıdır denir Alzheimer'a. Ve biz elimizde alüminyum, habire alüminyum tüketiyoruz. Toksik bir ağır metal. Ama normal diye de bizim eskilerin tanımıyla anlamamız ve bilmemiz gereken tuz ise içerisinde aynı bilge bir su gibi, bilge bir tuz olmalı. Yani içerisinde tüm mineralleri yaşamsal oranlarda barındıran bir tuz olmalı. Tuz dediğimiz zaman içerisinde ihtiyacımız olan ne kadar mineral varsa onları içermeli. Tuz budur. Deniz tuzu mesela rafinerize edilmemişse böyle bir özellik gösterir. Deniz tuzu. O istediğin tüm mineraller vardır. Aynı şekilde kaya tuzlarında da tam idealiz olmasa bile en azından 2 tane değil de 20 tane, 30 tane, 40-50 minerallerin olduğu tuzlarımız var bizim. Bunları tüketmemiz lazım. Modern tuz yani modern tuz bizim şu an günlük hayatta kullandığımız tuz. Evet, bizi öldüren tuz modern tuz. Öldürüyor bizi. Hipertansiyon en büyük ödem ve hipertansiyonun yani birçok hastalığın. Ben size ya not aldım. Onları okumayayım. Onları okursam modern tuzun sebep olduğu hastalıklar diye bir okursam size. Yani var ya 50 tane hastalığı alt alta yazmamız gelir. Lazım gelir ve hatta yani aklınıza gelen her hastalıkla bağlantısını kurabilirsiniz. Çünkü hücrenin beslenmesini, bakın hücre her şeydir, hücre beslenmesi, hücrenin havalanması, oksijen alması, hücrenin oksidasyon sonucu ortaya çıkan atıkların uzaklaştırılması konusunda su ve tuz ikilisi ayrılmaz bir bütündür. Zaten su ile tuzu birleştirdiğiniz zaman ortaya yeni bir ürün çıkar. Bu ne sudur ne de tuzdur. Farklı bir yapı ortaya çıkar. İşte bu yapıdan Allah hayatı yarattı. Tabii. Evet. Hayat denizlerde ortaya çıktı değil mi? Allah hayatı sudan yarattı. Bu yapıdan hayat meydana geldi. Şimdi doğal tuz ve su bu kadar önemli. Hocam biz günlük 2,5 litre su tüketmemiz gerekiyor dedik ortalama. Bunun yanına Himalaya veya doğal tuzu eklersek herhangi bir zarar olur mu? Yani suyla beraber tüketmemizde tuzun belirli bir oranı var mı bu manada? Şimdi tabii ki var. Bakın günlük böbreklerin alınan tuzu maksimum vücuttan uzaklaştırma kapasitesi 5 ile 7 gram. Bizim günlük yaşamımızda, modern yaşamda, fast food yaşam kültüründe bakın tuz neden çok tehlikeli? Tuz modern sanayi tabii bu sanayi mesela. Tuzunu kastediyorum. Evet. Bakın. Tüm konservelerde, tüm hazır gıdalarda, her şeyde özellikle dayanıklılığını ve süresini uzatmak için tuz kullanılıyor. İçerisine hangisine bakarsanız bakın orada tuz yazar. Modern tuz yazar. Bu işte biz insanlara fast food kültüründen uzaklaşın derken 50 sebepten birisi de belki 1000 sebepten birisi de bu tuz. Çünkü siz ihtiyacınız olanın 10 katı tuz alıyorsunuz fast food kültüründe. Bu beden dayanmıyor işte. Süreç içerisinde ilk baştan dediğimiz o kronik yüklenmeler, o kabın dolması olayı var ya, kap böyle doluyor işte. Az. Günlük tuz ihtiyacımız ne kadar diye sorarsanız, bize günlük doğal, tabii ki bakın, bu ihtiyaçlar hep görecelidir. Bir fırın işçisinin tuz ihtiyacı ya da güneş altında çalışan bir çiftçinin ihtiyacı ya da 50 kilometre maraton koşan bir atletin ihtiyacıyla bizim ihtiyacımız
aynı değil. Çünkü terleme ve idrarla ya da nefes, yani birçok ya da gaytayla, birçok yolla, balgamla, bakın ne aklınıza gelen, vücut dışından atılacak ne varsa hepsi, bunların hepsini tuz çözerek atıyor. Tabii su ve tuz ikilisinin içerisinde bunlar çözülüp gidiyor. Dolayısıyla ne kadar çok hareket ediyorsanız, egzersiz yapıyorsanız o kadar çok tuz kaybediyorsunuz. Dolayısıyla tuzun belli bir sınırlaması yok ama günlük maksimum almanız gereken miktarı nedir diye soracaksanız, ben doğal tuz olarak söylüyorum, maksimum 1 gram bizim ihtiyacımızı çok rahat bir şekilde görür. Hocam, o da ne kadar? Yarım çay kaşığı tuz bizim işimizi görür. Hocam programımızın sonuna geldik ama bitirmeden önce soleyi tarif edersek yaklaşık bir 2 dakikalık süremiz var. Tamam. Şimdi sole nedir? Sole %26 oranında doygunluk gösteren su içerisinde erimiş tuzdur. Hemen tarifini veriyorum. Burada birinci kural sole oluşturmakta. Bakın bu çok önemli. Bu soleyi önümüzdeki günlerde ben tekrar anlatacağım, tekrar gündeme getireceğim. Solenin faydalarını anlattığım zaman şok olacaksınız. Yani diyeceksiniz ki aman Allah'ım öyle olmaz öyle bir şey. Ben insanlara diyorum ki sadece yapın. Ama nasıl yapın? Normal, modern tuzdan kendinizi kurtarmanız gerekir. Birinci kural bu. Yani yemeğinizde, sofranızda bir kere modern tuzu sofranızdan kaldıracaksınız. Sole şöyle yapılır. Sole, bir numaralı kuralımız kristalize Himalaya tuzu olacak. Normal bir kaya tuzu değil. Onun için insanlar, tabii buna ulaşmak biraz zor olabilir. Ve güvenilirlik çok önemli. Maalesef bu çok büyük bir sorun. Benim için de bir sorun, sizin için de bir sorun. Ama kristalize olmuş. Neden kristalize Himalaya tuzu onu da anlatırız. Ama şimdi vaktimiz yeterli değil. Kristalize Himalaya tuzu olacak. Diyelim ki bir tane, bir bardak aldınız ya da bir kavanoz. Kavanozun yarısına kadar bu tuz iri taneciklidir. Bakın böyle öğütülmüş değildir. Kocaman kocaman, beyazdır. Çakmak taşı gibi. Yarısına kadar tuz koyun kabın, kavanozun. Üzerine suyu ekleyin, ağzını kapatın. Bekleyin. Şimdi bir iki gün içerisinde o tuz eriyecek ve %26'lık doygunluğa ulaşacaktır. Geride kalan, dibindeki kalmış olan erimemiş tuzun hiçbir önemi yok. Niye? Doygunluğa eriştiği için kaldı onlar. Siz azaldığında biraz su eklersiniz, gene sole olur. Bu soleden her bir bardağınıza bir damla koymanız olağanüstü bir etki oluşturacaktır. Bunu birçok hastam var, hastalarım var, bana dönüşler var. Hocam biz bu tuz küründen sonra rahatlamaya başladık, enerjimiz arttı, canlandık, kendimizi iyi hissedik. Yani ben size yaşamış olduğum örnekleri anlatıyorum. Yani insanlarımız da bunu, bu basit bir şey ama bunu yapsınlar. Evet hocam. Yani zor bir şey değil. Ama gerçekten faydası var. Yaşayarak gördüm ki faydası var. Hocam teşekkür ediyoruz. Sole ile alakalı önümüzdeki hafta devam edeceğiz. Önümüzdeki hafta hocam beslenme üzerine sorularınızı cevaplayacak. Biz 7'den 70'e herkese sağlık, huzur ve mutlu bir gün geçirmelerini temenni ediyor. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyoruz. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.